Bodrum Belediyesi Bodrum Spor'un aldığı başarısız sonuçlar Bodrum Spor'un eski başkanlarından Semih Nalbantoğlu'nun eleştirilerine sebep oldu. Nalbantoğlu, "Biz az paralarla büyük işler yaptık." diyerek yönetimi kaynakları doğru kullanmamakla eleştirdi. 6 yıl boyunca Muğla'mızı temsil ettik. Ama gidebildiğimiz kadar gittik. Tabii ki bu işler ekonomik olaylar. O zamanki paralarla bence büyük iş yaptığımızı düşünüyorum. Bodrum Spor'da 10 yıl basketbolcu, 3 yıl yönetici, 6 yılsa başkan olarak görev yapan Semih Nalbantoğlu, Muğla Süper Amatör Ligi'nde geride bırakılan 5 hafta sonunda gelinen durumu üzücü bulduğunu söyledi. Bodrum Belediyesi Bodrum Spor'un teknikten uzak bir futbol sergilediğine değinen Nalbantoğlu, karşılaşmaları değerlendirdi. Arende bu kadar tahmin ediyorum masraflar yapılmış. Buna rağmen doğru düz bir gol pozisyonu göremedim. Bir tane gol pozisyonumuz oldu. Bunun yanında Aren daha baskılı oynadı. Tabii maçtan boynumuz eğik çıktık maalesef. Turgut Reis'te izlediğim Bodrum Spor vardı. İlk yarı fena değildi. Ortada bir oyundu. Ve Bodrum Spor 1-0 öne geçti. Fakat maçın ikinci yarısında Turgut Reis daha baskılı oynadı. Adeta tek kale futbol oynadı ikinci yarıda. Ve maçın sonunda da yani son dakika ve uzatma dakikalarında yenilen gollerle 2-1 maçı kaybetti. Başkanlığı bıraktıktan sonra Bodrum Belediyesi Bodrum Spor'a daha iyi imkanlar yaratıldığını hatırlatan Nalbantoğlu, bu imkanları doğru değerlendirebilmek önemli şeklinde konuştu. İmkanlar daha iyi, daha maddi olanaklar sağlandı belediye başkanımız tarafından son 2 senede. Ben başkanlığı bıraktıktan sonra. Fakat tabii plan program çok önemli. İşte bu verilen imkanlar ne şekilde kullanılıyor, neler yapılıyor. İşte futbol takımımızda konusunda nasıl değerlendirildi bu imkanlar. Maalesef. Görüyoruz ki ilk 5 haftada iyi bir gidişat yok. Bodrum Belediyesi Bodrum Spor'da futbol dışındaki spor dallarına önem verilmediği eleştirisini de dile getiren Nalbantoğlu, spor salonu faaliyete geçtikten sonra salon sporlarında gelişme yaşanacağını beklerken geri gidişe anlam veremediğini ifade etti. Bizim bütün isteğimiz spor salonu bittikten sonra daha çok turnuvalar yapılması, bütün takımların buraya gelmesi, liglerde takımlarımızın olması, ikinci liglerde, birinci liglerde. Maalesef bunları da göremiyoruz. Bodrum maalesef suskun bir kent görünümünde sporda. Marmaris ve Fethiye'yi örnek olarak veren Nalbantoğlu, benzeri bir başarıyı beklediklerini söyledi. Yıllardan beri amacımız takımı 3. lige çıkarmak ki Muğla'nın Belder'inden Marmaris ve Fethiye'nin durumunu biliyoruz. İkisi de ikinci ligde oynuyorlar. Hatta ikinci ligde yetinmeyip ikinci lig A'ya çıkmak istiyorlar ve bunu sürdürüyor özellikle Marmaris takımımız yıllardır. Şimdi bunu Fethiye'ye gösteriyor. Hepsini izliyoruz. Ama Bodrum olarak maalesef yani iç acısı durumda değiliz. Lojman ve antrenman sahalarının yapılmamasını da eleştirilerine ekleyen Nalbantoğlu, Bodrum Belediye Başkanı Mazlum Ağa'dan ve Bodrum Belediyesi Bodrum Spor Başkanı Mehmet Durmaz'dan açıklama istedi. Benden sonra Bodrum Spor'da lojman yapılacaktı. Antrenman sahaları yapılacaktı. Maalesef bunların yapılmadığını görüyorum. Özellikle gümbet alanındaki sahanın çimlendirilmesi konusunda mağduriyet devam ediyor. Başkanım ne düşünüyor gümbet dolgu alanı hakkında? Bunu açıklamasını da istiyorum ben. Belediye başkanımızdan özellikle açıklamasını istiyorum. Kulüp başkanımızdan açıklamasını istiyorum. Çünkü başka bizim Bodrum sporumuzun antrenman yapacağı başka bir boş alan yok. Bodrum Şehir Stadı'nın çimlendirilmesini takdir eden Nalbantoğlu, antrenmanlar için ikinci sahanın şart olduğunu söyledi. Bu sahayı çimlendirdik. Ne güzel de çimlendirmişler ve hakikaten çaba sarf etmişler. Gayet güzel bir sahada olmuş tekrar bozulan sahamızın çimlenmesi. Fakat bu sahayı korunmak için İkinci bir antrenman sahasının olması şart. Ve o antrenman sahasında aynı zamanda diğer altyapı takımlarının, genç takımlarımızın maç yapması da çok önemli.
Transferler konusunda da eleştirilerini sürdüren Bodrumspor'un eski başkanlarından Semih Nalbantoğlu, altyapıdan yetişen oyuncuların değerlendirilmesi gerektiğini hatırlattı. Transfer yapılan paralarla daha iyi transferler yapılabileceğini iddia eden Nalbantoğlu, "Biz az paralarla çok büyük işler yaptık" şeklinde konuştu. Bir tanesini değerlendiriyorlar. Orta sahada oynayan Berat diye bir çocuğumuz var. O gayet de güzel oynuyor. Onu değerlendiriyorlar. Ama bir Emrah Tepe var. Bazen kadroda görüyorum, bazen tribünde oturuyor. Daha bir dakika dahi oyuna girmiş değil. Daha iyi kadro kurulabilirdi. İzlense aynı paralarla. Ben tahmin etmiyorum o verdiklerinden daha aşırı paralarla. Bence bir plan programda daha iyi bir duruma gelinebilirdi. Ben bunları başkanlığım boyunca yaptım. Ve hakikaten mütevazi kadrolarla, az paralarla çok iş yaptık. Kesinlikle yani.